Merhaba, ben Meyin Mühendis Poyrastat. İkinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde neyden ses çıkarma teknikleri üstünde biraz konuşacağız. Neyimizden ses çıkartırken dudak pozisyonumuz ve dudağın sertliği, yumuşaklığı çok önemlidir. Bu uzun sürecek bir süreç olduğunu aklınızda mutlaka bulundurun. Neyimizi üflerken birinci derste anlattığım gibi temel tutuş pozisyonumuzda ses çıkarma çalışmaları yapmamıza gerek yok. Burada önemli olan dudak ve baş parmağı arasındaki bağlantıyı kurmamız. Burada dudak pozisyonumuz çorbaya üfler gibi veya hu der gibi dudağımız ileri doğru olacak. Ama ıslık çalar gibi değil, daha açık ve ılık bir nefes kullanmamız gerekiyor. Şu şekilde örnek verebilirim. Dudağımız ileride, hu der gibi, baş farenin açısı tam şu şekilde yandan gelecek. Dudağımız ileride ve dudağımızın tam yan tarafına gelecek, baş farenin tam kenar kısmı. Ses çıkarma çalışmalarını yaparken, biraz önce de bahsettiğim gibi, temel tutuş pozisyonunda kalmanıza gerek yok. Sadece dudak ve baş fare açısını ayarlamak için sürekli pratik yapmanız gerekiyor. Sürekli üfleyin ve çok kuvvetli nefeslerle değil, ılık ve yumuşak nefeslerle bu sesi arayalım. Zamanla o sesi elde etmeye başlayacaksınız. Dışarı çok fazla hava vermemeye çalışın. Gördüğünüz gibi mesela farklı bir açıda şu anda tutuyorum. Ses yok. Gördüğünüz gibi çok içeri aldığımda da ses kayboluyor. O yüzden açı çok önemli. Bol bol pratik yapmamız gerekiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.